yiğidim, dağ başını duman almış, aslan payını aslan olmayanlar almış. Aziz İstanbul, Fatih'in emaneti, kutsal şehir. Aziz İstanbullular, kıymetli genel başkanlarım, demokrasi mücadelesinin yılmaz savunucuları, öncelikle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir tarihi günde buradayız. İlk ayak basan astronotun dediği gibi, benim için küçük bir adım ama insanlık tarihi için bir büyük adımdır dediği gibi, Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Bir büyük üzüntü içerisindeyim. Bir büyük hüzün içerisindeyim. Milletim için üzüntü içerisindeyim. Bu büyük devlet için üzüntü içerisindeyim. Geleceği karartılan gençlerimiz adına bir büyük üzüntü içerisindeyim. Evlatlarının geleceğini göremeyen annelerin, babaların adına bir büyük üzüntü içerisindeyim. Üzüntümün sebebi şudur aziz İstanbullular. Bu büyük ülke, bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Zalim zulmünü celladına yaptırırmış. Zalime, onun cellatlarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadeleye burada başlatıyoruz. Yek vücut oluyoruz. Hep beraber yeter, söz milletin diye haykırıyoruz. ...2019 yılında aslında Türk demokrasisinin çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren darbelere, ara dönemlere, kesintilere rağmen ana kolonu sandıkla ilgili bir büyük tartışma olmamış. Ama 6 Mayıs 2019 Türk demokrasisi için bir büyük kırılmanın yaşandığı tarihtir. Demokrasimizin ana kolonun çökertildiği tarihtir. İstanbul'da milletin iradesiyle belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yetkisinin alındığı tarihtir. Ama milletimiz milli iradenin önüne set çekilmez. Milli iradenin önüne duvarlar örülmez. Milletin gücü, azmi, kararlılığı her daim önüne örülmüş o duvarları yıkıp atmıştır. Türk demokrasisi işte bunun tarihidir. Aziz İstanbullular, işte bugün de bu bitmeyen kin ve garezin, işte bu bitmeyen kin ve garezin İstanbul'da millete yaslanarak iktidar olanların zaman içerisinde devletin tahakküm eden gücüyle beraber milletin iradesinin üzerine hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir iradesinin üzerine kayıt da koymak için, şart da koymak için işte dün Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul'un şehreminine bu cezayı verdiler. Ama bilsinler ki ama
Ama bilsinler ki bu kararın nokta kadar milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Bu kararları aranları biliyoruz. Bu kararları aldıranları biliyoruz. Bilmiyor muyuz? Herkesin bildiği bir sır. Biliyoruz. Demokrasi ile, hukuk ile bu iktidar sahiplerinin ufuklarını gördük. Bakmayın isimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi dediklerine. Adaletleri bakıp batalı şok oldu. Onların adaleti Deniz Feneri davalarında zaten batmıştı. İşte buradan haykırıyorum. Adaleti sistematik bir şekilde bu memlekette uygulayanlara haykırıyorum. Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı. Yarınlarda göreceğiz. Bu ülkenin kaldırım taşlarında İstanbul başta olmak üzere bu kararları alanlar alnı dik, başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar. Nasıl yatsa adada sizi buraya tıkan irade böyle istiyor diyorlarsa, işte bugün de ortadaki bütün çarpıklıkları ifşa edercesine hakim bir karar veriyor. Değerli İstanbullular, aziz İstanbullular, zaman zaman bu iktidarın hukuk reformundan bahsettiğini biliyoruz. Yakınlarda bütçe görüşmelerinde Büyük Millet Meclisi'nde de ifade ettim. Siz reform yapmayın. Sizden bir şey beklemiyoruz. Siz organize kötülük yapmaktan vazgeçin. FETÖ'cülerin size bıraktığı hukuksuzluk icat etmekten vazgeçin. O nedenle aziz İstanbullular, işaret fişeğini bugün buradan yaktığımız hukuk mücadelemizin, demokrasi mücadelemizin eninde sonunda milletin iradesiyle tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Onların tek bir iddiası, ideali ve davaları var. Onlar bir kişinin, ailesinin ve şürekasının iktidarı ve mutluluğu için kavga veriyorlar. Oysa bizler bugün ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar doğru olduğumuz ortaya çıkıyor. Altılı masa etrafında bir araya gelmiş olanlar, bugün burada bir odada bulunanlar, yek vücut olanların demokrasi diye bir kavgası var. Korkusuzca yaşama hürriyeti adına bir meselesi var. Bu ülkede fırsat eşitliği diye bir kavgası var. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi kurmak gibi bir ideali mücadelesi kavgası var. Aziz İstanbullular, işte bugün buradan attığınız adımla beraber Büyük Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a giderken tarihe not düştüğü gibi bir kaydı not düşüyorsunuz. Kızkuleçi açıklarında Bandırma vapuru aranmak istenir. Silah ve mühimmat taşıyor iddiasıyla aranmak istediğinde Büyük Atatürk aranmasına müsaade eder. En nihayetinde bir şey bulamazlar. Bandırma vapuru
usul usul Karadeniz'e açıldığında işte bizim için bugün de mihenk olan, bizim için de kılavuz olan işte şu tarihi sözü Büyük Atatürk tarihe nakşetmiştir. Ve demiştir ki onlar zannediyor ki biz Anadolu'ya mühimmat ve silah götürüyoruz. Oysa bilmiyorlar ki biz Anadolu'ya mühimmat ve silahtan daha önemli bir şey götürüyoruz. Biz Anadolu'ya cesaret ve irade götürüyoruz demiştir. İşte bugün buradan sadece İstanbul'umuz değil, çatlamış toprakların hasretini dindirmek için her biriniz, her birimiz Türkiye'nin üzerine örülen kademe kademe her gün rengi koyulaşan bu örtüyü atıp kaldırmak adına bu cesareti ve iradeliği taşımalıyız. Taşıyacak mıyız? Taşıyacak mıyız? Taşıyacak mıyız? Allah'ın izniyle taşıyacağız. İşte gün görünmez ordularla buluşma günüdür. Gönül çizgisi içerisinde bu büyük cumhuriyetin bir buçuk asırlık tarihi yürüyüşümüzde bize bahşettiği bu değerlere sahip çıkacak, kendi varlığını her şeyin önünde görenlere karşı yeter söz milletindir diyerek bu atanmış hakimlerin verdikleri kararları Allah'ın izniyle hep beraber yerle bir edeceğiz. Yerle bir edeceğiz. Ben bugün burada bulunuyor olmaktan dolayı bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı çok mutluyum. Bu mutluluğumu şu sözlerle tamamlamak istiyorum. Bugün bu büyük ülkenin her şeyini çalanlar çaldıkları yetmedi, sandığı çalmaya karar verdiler. Ama bilsinler ki dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız. Belediye başkanımız İstanbul'un şehrenini Sayın Ekrem İmamoğlu'na milletin helal oylarını tekrar helal ettirdiniz. Allah'ın izniyle burada verilen bu hukuksuz kararı da Allah'ın izniyle yeniden tarih tecelli edecek bu büyük ülkede topyekün bir deli gömleği giydirme teşebbüslerine karşı hep beraber yırtacağız. Ben bu vesileyle bu bereketli günde, bu rahmetli günde burada bulunan tüm İstanbullulara, tüm dostlara, başta genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Yarınlar Allah'ın izniyle hepimiz için aydınlıktır. O aydınlık yarınlarda buluşmak ümidiyle hepinizi canı yürekten selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz.